Ben buraya geldiğimden beri hayranlık içinde ve büyük bir huzur ve mutluluk içinde, hatta açık açık söyleyeyim, gözyaşlarımı bile tutamadan değerli belediye başkanımızı canı gönülden, izin verirseniz, kendisi çok mütevazi, bu tip şeyleri de sevmediğini duydum. Ama ne yapayım, ben gördüğümdeki takdiri güzel alkışlarınızla kendisine sunmak istiyorum. Kankı beyefendi, değerli arkadaşlar. Teşekkür ederim, sağolunuz var mısın? Nasılsınız bu akşam? Süper, ilk gün. İlk günün hatası bir daha olmaz. Hocamı dinlerken içeride büyük bir huşu içerisinde dinledim. Ağzınıza sağlık hocam. Yani çok şanslısınız. 30 gün boyunca hocam burada olacak herhalde. Atilla abi gibi bir yaşayan efsanenin de burada olmuş olması. Az evvel kulise de söyledim. Hakikaten bizim televizyonda yapmaya çalıştığımız bir takım işler var. Yapmaya çalıştığımız diyorum. O çok da acelerinde o işlerin hepsini yaptı, geçti, üç tur attı bize. Çünkü şimdiki gibi, şimdi çok başka bir dünya yaşıyoruz dediğimiz, elimizde cep telefonları var. Şimdi hayat şöyle gelişiyor artık, ufak çocuk da olsa, büyük adam da olsa şöyle bir dünyamız var artık. Evet, bu dünyaya bakarak yaşıyoruz, haberi buradan alıyoruz. Eskiden öyle bir şey yok, eskiden insanların birbirini gözünün içine bakması var. Şimdi ekranın içindeki insana bakmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla iftar ve sahur arasındaki dönem, ertesi gün çok erken saatte işler yoksa evin babaları, genelde mahalledeki sohbetlerle, muhabbetlerle, biraz neşle geçen dönem gelmiş. Tabii şimdi öyle bir şey yok. Şimdi iftar sonrası hangi diziyi seyredelim, hangi filmi izleyelim, ondan sonra dur bir sosyal medyaya bakayım, hadi akşam bir film daha koyayım diye geçiyor biraz. O zaman tabii insanlar birbirine dokunduklarında, birbirleriyle göz göze teması kurduklarında, birbirleriyle yakın ilişki kurduklarında, o dönemlerde şimdilerde kahvehane olarak bilinen ama aslında kıraathane, yani insanların bir araya gelip bir dost meclisi oluşturdukları, kitap okudukları, sanat eserlerinden bahsedildiği, sanattan bahsedildiği yerlerde meddah gösterileriyle ya da akşam işte eskiden o dediği dilekler arası diye tabir edilen gösterilerle insanlar hep beraber bir paylaşım içerisinde bulunurlardı. Bulunurlarmış daha doğrusu benden öncekiler. Ben sanki içinde çok yaşamışım gibi anlattım. Tabii o şeyi kaybettik, o duyguyu kaybettik. Ama bu tarz etkinlikler önünde burada. Yani bakın şimdi biz mesela burada beraberce yemek yiyeceğiz. Bu ekip kalkıp beraber bizim oyunu seyretmeye gelecekler. Orada beraber paylaşım içerisinde olacağız. Oyundan sonra isteyenlerle sohbet, muhabbet edeceğiz. İşte güzel olan taraf bu. Bu fazlalaştırmak, bunu yaygınlaştırmak lazım. Ama şunu da yaşayacağız. Siz oyunu seyrederken bir yerden bir hatıra olsun diye yine anı yaşamak yerine anı kaydetmeyi seçecekler olacak mutlaka. Dur şunu da çekeyim, dur fotoğraf çekeyim, bunun da videosunu çekeyim diye biz anı yaşamayı biraz kaçırmaya başladık galiba. Evet. Umarım ki bizden sonraki nesiller anı yakalamayı başarırlar. Ama kamerayla değil, evet. Yaşayarak. Bu tip şeyler yoktu. Herkes birbirine daha fazla saygılı mıydı neydi bilmiyorum. Sen tabii çok gençsin. Ama eski Ramazanlar da hatırlar mısın? Ben vardı tabii eski Ramazanlar. Ya ben de az buz değilim, 40'a merdiven dayamış gibi olarak söyleyeyim. O merdiveni ben yok derim.